Her zaman söylediğim gibi Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissediyoruz. Ata mekanda hissediyoruz. Bir kere daha Azerbaycan'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle sahada kazanılan zafer için başta Başkumandan Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere kahraman Azerbaycan ordusunu ve ordusunun ve Cumhurbaşkanı'nın arkasında duran, çok güçlü bir şekilde duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan kendi topraklarını azat edebilmek için uzun yıllar sabır gösterdi. Ve diplomasiye olan inancını yitirmek istemedi. Ama sonuçta maalesef hep saldıran Ermenistan oldu. Ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Savaşı, çatışmayı, kan dökmeyi isteyen de Ermenistan oldu. Bu sahadaki zaferden sonra sizlerin de yakından takip ettiği gibi Azerbaycan, Rusya, Ermenistan arasında bir anlaşma, ateşkes anlaşması imzalandı. Daha önce 3 defa ateşkes girişimi olmuştu. Ve her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Maalesef. Sahadaki kazanımlarına rağmen ve gücünü göstermesine rağmen Azerbaycan ateşkesten yana olduğunu ve sorunun yine diplomatik yolla çözülmesinden yana olduğunu da göstermiştir. Bu tür girişimlere hayır dememiştir. Azerbaycan'ın istediği bir şey var. 30 yıldır, yaklaşık 30 yıldır işgal edilen topraklarını geri almak. Son yapılan anlaşmaya göre de bugüne kadar elde ettiği, geri kazandığı topraklara ilaveten 5+2 tüm rayonların kardeş Azerbaycan'a tekrar geri verilmesi bildiğiniz gibi takvime bağlandı. Biz başından beri ne diyorduk? Kardeş Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu süreçte de sürekli ateşkes, ateşkes diyenlere de şu cevabı veriyorduk. Evet, ateşkes olsun ama ateşkesi bozanı kim olduğunu görüyorsunuz. Bir de ateşkes olduktan sonra ne olacak? Yani bu sorun çözülmediği sürece, Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları geri verilmediği sürece kalıcı bir şekilde ateşkes olmaz. Sorun çözülmediği sürece de gerginlik ve çatışmalar devam eder. Sonuçta bu anlaşmanın önemi, biraz önce de söylediğim gibi, Can Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal edilmiş topraklarının geri verilmesi somut bir takvime bağlandı. Burada tabii Rusya'nın oynadığı rolü de önemsiyoruz. Her iki taraf arasında girişimlerde bulundular, diyalog devam etti ve her iki tarafın da rızası tabii olduğu için bu anlaşma imzalandı. Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Yine bu anlaşmanın 5. maddesi gereği biz de Rusya ile ortak gözlem merkezi, denetim merkezi ve şubelerin açılması konusunda bir mutabakata vardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Putin'le görüştü. Bizler defalarca Lavrov'la görüştük. Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar Şoygu'yla diğer düzeyde görüşmelerimiz, temaslarımız oldu. Ve bu süreci tabii ki kardeş Azerbaycan'la birlikte koordine ettik. Burada bulunduğumuz sürece de başta Ceyhun Bayramov kardeşim olmak üzere ve Azerbaycan'ın da olur verdiği şekilde daha önce mutabakada vardığımız Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı anlaşmanın bazı detayları da belli olduktan sonra dün akşam yine Savunma Bakanımız Sayın Akar'la Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında nihai belge imzalandı.
Şimdi önümüzdeki günlerde Rusya'dan gelecek bir heyetle Cuma günü, daha doğrusu yarın, bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmayı gördüyseniz açık net bir şekilde nerede olacağı yazılı. Yani Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Ve bu merkez, yani denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek. Tespit, gözlem, yine aynı şekilde İHA ve diğer unsurlarla beraber tamamen sahayı bu şekilde denetleyecek. Şikayetler olduğu zaman, ihlaller olduğu zaman bunları inceler. Aynı şekilde ateşkesi ihlalini engellemeye yönelik tedbirler de alır. Ve biraz önce söylediğim gibi bunun oluşumu ve çalışma esaslarını ortak çalışma grubu belirleyecek. Ama burada en önemlisi, ev sahibi ülke olarak önce Ruslarla bunun prensiplerini konuştuktan sonra ev sahibi ülkenin tabii verdiği yetkiler, aynı şekilde gösterdiği yerler ve diğer detaylar kardeş Azerbaycan'la birlikte belirlenecek. Bu ateşkesin ve sonrasında kurulacak mekanizmaların kalıcı bir barış ve istikrara vesile olmasını diliyoruz. Umarız Ermenistan geçmişteki hatalardan ders almıştır. Bir başka ülkenin toprakları üzerinde saltanat ilelebet sürmez. Ve saldırıyı başlatan Ermenistan tüm ateşkes girişimlerine rağmen yine ateşkesi bozmuştur. Bunlardan da ders aldığını umuyoruz. Samimiyetle söylüyorum, bu sürecin sonunda Ermenistan halkı da faydalanacak bu süreçten. Elbette bu ateşkes ve başlatılan süreç sonucunda kalıcı çözüm, kardeş Azerbaycan'ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve bugüne kadar kabul edilmiş kararlar ve uluslararası hukuk çerçevesinde neticelenmelidir. Ve bu olduktan sonra da bölgeden istikrarı ve barışı konusunda da önemli bir adım atılmış olacak. Bundan herkes faydalanacak. Ermenistan halkı da faydalanacak. Yarın Azerbaycan'ın uygun gördüğü şartlarda bu bölgenin istikrarı için atılacak adımları da biz Türkiye olarak tabii ki destekleyeceğiz. Hangi adımları ne zaman atarız? Bunları da birlikte değerlendireceğiz. Birlikte karar vereceğiz. Sözlerimin başında söylediğim gibi sadece işgal edilmiş toprakların geri alınması değil, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar konusunda da Azerbaycan nasıl isterse biz Azerbaycan'ın yanında olacağız ve atılacak adımları birlikte koordine edeceğiz. Bu süreçte tabii Minsk üçlüsünün de ders çıkarması gerekiyor. Özellikle eş başkanların. Biraz önce Rusya'nın bu ateşkesin sağlanmasındaki rolüne vurgu yaptım ama Amerika'da seçimler var. Ve Fransa'nın bu süreçte eş başkanı olarak son derece yanlı ve olumsuz bir tavır sergilediğini görüyoruz. Hatta ve hatta ateşkesten sonra da yine taraflı açıklamalar yapıyor, olumsuz açıklamalar yapıyor. İşte bunlar da 30 yıldır bu eş başkanların sorunu neden çözmediğini ya da çözemediğini gösteriyor. Tarafsız olmalıdır. Fransa tabii ki objektif, dengeli bir tavır sergilemedi. Buna rağmen Fransa'nın da ateşkes girişimine Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev olumlu cevap verdi. Bildiğiniz gibi Rusya, Fransa ve ABD'nin girişimleri olmuştu. 3 girişim olmuştu. Ama Azerbaycan'ın bu olumlu tutumuna rağmen Fransa hep Ermenistan'ı desteklemeye devam etti.
Şimdi ateşkesten sonra da yine aynı olumsuz açıklamalarını sürdürüyor. Hatta Türkiye'yi suçlamaya kalkıyor. Yani bu tavır devam ederse tabii bu tür ülkeler bu süreçten dışlanır, dışlanmak durumundadır. Yani Fransa'nın da esasen içine düştüğü durum bu. Yani histerik hale gelmesinin sebebi objektif ve dengeli olmadığı için tabii saygınlığını da kaybediyor. Süreçlerin dışında kalıyor, sonra da agresifleşiyor ve barış çabalarını baltalamaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı destekleyerek bu süreci baltalamasın. Biz Türkiye olarak yapıcı yaklaşımımızı devam ettirirken her şart ve halde kardeş Azerbaycan'ın da yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bunları bugün Bakü'den ayrılmadan önce sizlerle paylaşmak istedim. Birkaç gündür buradaydık. Tüm bu çalışmalarımızı birlikte koordine ettik. Ve önümüzdeki süreçte de atılacak adımlar konusunda da yakın iş birliği içinde, çalışma içinde olacağız kardeş Azerbaycan'da. Evet, sorularınız var mı? Şimdi işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan'a verilecek. Diğer taraftan bu anlaşmanın altında Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın imzası var mı? Var. Dolayısıyla en üst düzeydeki yöneticinin imzası olduğu zaman o ülkeyi de bağlar. Ha, biz daha önce ateşkes yaptık yine bozarız derse o zaman 3 defa bozdular, hatta Tovuz'dan bu tarafa kaç defa saldırdılar, sivillere saldırdılar, bedelini ödediler. Böyle bir durumda da bedelini öderler. Yani burada Azerbaycan kan dökmeye hevesli değil. Her ne kadar milli marşında hem kadiriz hem hazırız diyorsa, Azerbaycan bu işin sulh yoluyla çözülmesi için çok sabretti dedik. Ama bundan sonra tercih Ermenistan'ın. Şimdi bir ülkenin topraklarına giriyorsunuz, 30 yıldır yaşıyorsunuz, ondan sonra buraları kendi toprağınız gibi alıştırıyorsunuz, öyle yetiştiriyorsunuz, beyinleri böyle yıkıyorsunuz. Ondan sonra zor olur tabii çekilmek. Yani psikolojiyi anlatmak bakımından söylüyorum. Kolay olmuyor. Yani burada ya gönüllü anlaşmaya uyarak çıkacaklar ya da bugüne kadar olduğu gibi kahraman Azerbaycan ordusu Azerbaycan topraklarını bugüne kadar yaptığı gibi geri alacak. Başka seçenek yok. Burada tercih Ermenistan'ın. Anlaşmaya uymalılar. Halkın arasında tepkiler olduğunu görüyoruz. Meclise bir baskın oldu. Bunlar tabii bu ortamda olur, bir taraftan hezimet, bir taraftan yıllardır dediğim gibi kendi toprakları gibi düşündükleri için çıkmak zor oluyor. Ama hayatın gerçekleri var. Esas buna takılacak yerde biraz önce söylediğim gibi burada istikrar ve huzur geldiği zaman bundan nasıl faydalanacaklar onu düşünürlerse onlar için daha kolay olur. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Ortak bedeliyle nasıl olan kurum açılması siz
siz Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan bildirisini mi soruyorsunuz? Şimdi onu daha çok Azerbaycanlı kardeşlerimize sorsanız daha iyi olmaz mı? Şimdi biz bölgenin, tabii dünya küçüldü, küreselleşme var, Çin'in de ortaya koyduğu projeler de var, buna karşı çıkanlar da var. Ama bu tarihi İpek yolu ve kuşak yolunda biliyorsunuz orta koridor dediğimiz bu bölgedeki projeler bizi, Azerbaycan ve Türkiye'yi, bugüne kadar Gürcistan da öyle, Gürcistan'ı, bölge ülkeleri, bir merkez haline getirmiştir. Biraz önce anlatmaya çalıştım bu. Yani burada barış olursa, Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanacak. Yani niye uzakta Çin'in menfaatini düşünelim? Yani onlar yaralanmasını anlamında söylemiyorum. Kimsenin aleyhine bir şey söylemiyorum. Ama en çok kim yaralanacak? Bölge ülkeleri. Bunun içinde de Ermenistan da var mı? Var. Anlatmaya çalıştığım bu. Ermenistan buradaki fırsatları düşünmeli. Komşularla problem, kavga, ondan sonra işgal, bunların yerine bölgenin istikrarı ve ekonomik refahını düşünmesi lazım. Elbette bu ulaşımda koridorlar kısaldıkça, güzergah kısaldıkça maliyetler de düşecek, ticaret de artacak. Bundan da herkes kazanacak. Ürünün kaynağı olan ülkeler de kazanacak, ta uzaklarda bile transit ülkeler de kazanacak ve ürünün gittiği en son nihai ülkelerde kazanacak, halklar kazanacak, insanlar kazanacak. O yüzden bu tür koridorlar, tabii özellikle şimdi açılacak Nahçıvan'a koridordan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de faydalanacak. Ticaret yaparken maliyetler düşecek. Türkiye de bundan faydalanacak. Herkes faydalanacak. Yani barış olduğu zaman herkes bundan nimetini alır. Evet. Şu maskeyi biraz çıkarabilir misiniz? Ses dağılarak geliyor. Maskeyi. Kısa süreliğine. Riyazi Yönetmeni'nden ben Mert Meral Hanım. İlk olarak ülkemize hoş geldiniz. Ve daha sonra isteyen ülke Ateşkes'in mezarlar üzere Sütme Hanım Merkezi teyinatı bari etrafından bahsedersiniz. Daha gelin ise Türkiye'nin bu merkezler neden ibaret olacak? Türkiye'nin burada, Rusya'nın rolü neyse Türkiye'nin rolü de o olacak. Merkezde beraber işleyeceğiz. Tabii ki burada ev sahibi Azerbaycan topraklarında olduğu için ev sahibi ülkenin de burada rolü önemli. Ama merkezin, biraz önce söylediğim gibi, ihlal olursa bunları tespit eder ve bu ihlallere karşı hangi tedbirler alınacağı dahil tüm konularda detaylı bir şekilde işbirliği olacak. Birlikte çalışacağız. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle de bunun esaslarını, ortak çalışma grubu kurarak esaslarını da belirleyeceğiz. Sonra geleceğiz, Azerbaycan'da bunların detaylarını göreceğiz. Ama merkezin amacı şu: ateşkes var. Ateşkes ihlallerini denetleyecek, havadan, karadan gözetleyecek. Ateşkes olursa bunları raporlayacak ve bu ateşkesi ihlal edene karşı hangi tedbirlerin alınacağını belirleyip gereken yapılacak. Yani çok önemli bir işlev yapacak. Burada dediğim gibi Türkiye ve Rusya birlikte aynı işlevi üstlenecek. Zaten kardeş Azerbaycan halkının da meramı buydu, isteği buydu. En başından beri de Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in de defalarca söylediği buydu. Türkiye'nin de burada olması gerekir diyordu. Sonuçta dün bu anlaşma imzalandı. Üçlü anlaşmanın 5. maddesi gereği bu merkez kuruluyor. Son olarak size çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda düşüncelerimi daha önce de paylaştım. Gerçekten biz
kahraman Azerbaycan ordusuyla Ali Başkumandan'ın rehberliğinde ve onu destekleyen kahraman Azerbaycan halkıyla gurur duyuyoruz. Gücünü tüm dünyaya gösterdi. Dosta da, düşmana da gösterdi. Ve Türk'ün neler yapabileceğini de gösterdi. O bakımdan sadece Azerbaycan'da, Türkiye'de değil, tüm dünyadaki Türk'ün özgüveni daha da iyi bir şekilde yükseldi. Sonuç itibariyle büyük bir başarıdır, zaferdir. Bu zaferden dolayı tebrik ediyoruz. Elbette gazilerimiz var, yaralılarımız var, onlara acil şifa dilerken kendi topraklarını geri almak için şehit düşen askerlerimize ve sivillerimize de, yine sivil şehitlerimize de, Ermenistan'ın biliyorsunuz sivillere yönelik çok saldırılar oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama gerçekten Azerbaycan ordusunun bu galibiyeti bizleri de gururlandırdı. Sizin burada sokaklardaki sevincinizi Türkiye'de de herkes paylaştı. Sizler de zaten gördünüz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, son iki soru arkadaşlar. Serkan Bey, Türkiye'nin rolü Rusya'nın rolüne aynı olacak dediniz bu gözlemlerin noktasında. Ortak devreler Suriye'de olduğu gibi geçerli olacak mı? Ortak devreler yapılacak mı? Türkiye'den kaç asker katılacağı belli mi? Bunun için bir tezkere ve hazırlık var mı acaba? İkinci olarak da şunu sormak istiyorum. Siz de Ermenistan'da iç başlıklardan bahsettiniz. Mevcut yönetimin devrilmesi, yıkılması gibi devlette devamlılık vardır. Dolayısıyla bu anlaşma 3 ülke arasında olmuştur. Ateşkes anlaşmasından bahsediyorum. 3 ülke arasında olduğu için geçmişte de bizden önceki yönetimlerde farklı ülkelerle anlaşmalar imzalandı. Yani yeri geldiği zaman ihtiyaç duyulur, revize edilir vesaire. Ama yönetimler gelir geçer, anlaşmalar bakidir. Kaldı ki bu anlaşmanın amacı belli. Ateşkes ve sorunun geri kalan kısmının sulh yoluyla, diplomasi yoluyla, anlaşmada da belirtildiği gibi çözülmesidir. Bu Ermenistan'ın tercihi. Umarız Ermenistan öyle veya böyle doğru olanı tercih eder. En nihayetinde Ermenistan halkı da bundan faydalanır. Diğer taraftan tabii ki ortak gözetim, denetim, biraz önce faaliyetlerden bahsettik. Bunlar denetlenecek, yerinde tespitler yapılacak, bunlara karşı hangi tedbirler alınacak, eğer ihlaller tabii ki olursa nerelerde ilave sadece bir merkez olmayacak, şubeler de olacak, ortak çalışılacak. Bunun usullerini yarın ortak çalışma grubunda detaylarıyla beraber belirledikten sonra sizlerle paylaşmış olacağız. Çok teşekkürler. Evet, son 3 soru hızlı hızlı. Şimdi Ermenistan unsurları zaten işgal edilmiş topraklardan çekilirken
bu unsurlar gelecek sizin bahsettiğiniz. Diğer taraftan biz anlaşmaya ne söyledik, ne koyduk? Azerbaycan topraklarında Azerbaycan'ın tespit ettiği, bize verdiği yerlerde merkez kurulacak. Şimdi ev sahibi ülkeye saygısızlık yaparak, yani ben illa şu şehirde, Ruslara da bunu söyledik, veya şurada bilmem dolar isteriz. Zaten bu mesele bildiğiniz gibi işgal edilmiş topraklar ve Yukarı Karabağ merkezi dahil hepsi Karabağ problemi olarak adlandırılıyor. O yüzden yani Karabağ bizimdir derken Azerbaycan halkı da bütün anlamında söylüyor. Ama spesifik olarak hangi şehirde, hangi bölgede merkez ve şubelerin olacağını ev sahibi ülkeye de hürmet ederek, saygı duyarak onun gösterdiği yerlerde elbette biz kendi aramızda istişareler edeceğiz. Nerede faydalı olabilir, nereye yerleşebilir? Yani nerede olursa daha iyi gözetlenebilir? Bunu başta ev sahibi Azerbaycan, Türkiye ve Rusya Federasyonu olarak birlikte bunları teknik ekiplerimiz, askerlerimiz, sahadaki insanlar bunları değerlendirecek, beraber istişare edilecek. Ondan sonra Azerbaycan'ın oluruyla oralarda spesifik olarak kurulacak. Yani Karabağ tabiri genel bir tabirdir. Spesifik yerleri Azerbaycan'la birlikte belirleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Cevapladı mı sorularınız hepsi? Teşekkürler. Efendim, ben de Bahçeli'ye sorduğum şeyler. Siz bir savunma bakanımızdan günlerde kurmasınız, doğru bir kurması faaliyeti yapıyorsunuz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a bir ziyaret söz konusu olacak mı? İkinci sorumda Azerbaycan'da bir teslim söz konusu mu? Bir birisi asker bölümlerimiz noktasında bir teslim gelecek mi? Şimdi arkadaşlar, tabii yurt dışına misyon gönderildiği zaman bunun çerçevesi belli olduktan sonra ihtiyaç duyulursa bu tezkere meclisten geçer. Daha önce bildiğiniz gibi en son olarak Libya'ya, Suriye ve diğer ülkelere de gerek barış gücü gerekse terörle mücadele dahil askerimizi göndermek durumunda kaldığımız yerler için meclisten tezkere geçti. Bunun hukuki boyutlarını tabii ki meclisle beraber değerlendiririz. Ondan sonra karar verilir. Çerçevesi belli olduktan sonra ihtiyaç duyulursa. Zaten Gazi Meclisimizde böyle durumlarda hele hele söz konusu Azerbaycan olduktan sonra büyük bir şevkle ve hevesle böyle bir talebi destekleyeceğini düşünüyoruz. Sorunuza cevap verdim sanırım, değil mi? Teşekkürler. Evet, son ilk siz de sordunuz. Son soru sanırım. Maskeyi çıkarırsanız dağılarak geliyor gerçekten, kusura bak. Biraz da daha sakin, yavaş yavaş sorarsanız. Evet, tabii Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in kurtarılmış topraklarda yönetimlerin oluşması için zaten gerekli talimatları verdiğini ve gerekli yine belgeleri imzaladığını biliyoruz. Yoğun bir çalışma olduğunu da biliyoruz. Tabii yıkım var, buralarda ciddi sorunlar var, altyapı sorunları var, su problemleri var. Ama Sayın Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını takip ediyoruz. Her şeyin en iyisini, daha iyisini yapacaklarını söylüyorlar. Dün hastanede gazilerimizi de ziyaret etmişti. Orada da söylerken dikkatlice dinledim. Ve tabii Azerbaycan kendi idaresini, oralardaki yönetimi nasıl oluşturacak? O konuda benim bir şey söylemem doğru değil ama en kısa zamanda bunları yapacaklarını da söylüyorlar ki bundan da şüphemiz yok. Azerbaycan'ın da bu gücü var en kısa sürede, gerek halka hizmet konusunda gerek diğer konularda. Bu vesileyle
Orada yaşayan Ermenilerden de bahsetmiştiniz biraz önceki, bir önceki soru soran arkadaşımız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki açıklamaları da gerçekten son derece olumlu. Yani buralarda yıllardır yaşayan, yani sonradan illegal bir şekilde yerleştirilmiş, son zamanlarda getirilmiş yabancı terörist savaşçılar ve illegal bir şekilde yerleştirilmiş insanlardan bahsetmiyorum. Yani bizde de Ermeni vatandaşlarımız var, yaşayan Ermeniler var, çalışmak için gelenlerden değil de, yani yıllardır, yüzyıllardır yaşayan Ermeni vatandaşlarımız var. Siyasetin içinde bağlılar, işte Markare Sayan geçtiğimiz günlerde vefat etti, milletvekilimizdi. Diğer partilerde de var. Burada yaşayan Ermeniler de var. Yani onların geri dönmesi, kendi evlerinde yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa onu da yapacaklarını söylediler. İşte Türkiye yakışan budur zaten. Biz bölgemizde tabii sorunların çoğu, çatışmaların çoğu bizim bölgemizde. Çözümleri dondurulmuş ihtilafların da çoğu bizim bölgemizde. Karabağ bunlardan bir tanesi. İnşallah bu çözülecek. Diğer taraftan Gürcistan, Ukrayna, Kırım, Moldova, Transnistria ve bölgemizde diğer sorunlar da var. Bir de yanı başımızda Suriye var. Daha güneye gidersek yine Libya var. Yemen var daha aşağıda. Irak'ta aynı şekilde geçen sene ciddi gerginlikler oldu. Biz Türkiye olarak dikkat ettiyseniz bu sorunların siyasi olarak çözülmesi için gayret sarf ediyoruz ve tek çözüm yolunun siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. Suriye dahil, Libya'da dahil. Ama bizim bu söylemimiz tabii sahada maalesef her zaman yer bulmuyor ya da karşılık bulmuyor. İşte Haftar'ın Trablus'a saldırması ve yine son zamanlarda İdlib'de rejimin saldırıları. Böyle bir veya teröristlerin saldırıları, böyle bir durumda da gerekli sahada gerekli adımları da atıyoruz. Ama bölgenin, yani Orta Doğu bölgesi gerçekten Filistin, İsrail meselesi, Kudüs meselesi, bunlar da sürekli gerginlik var. İsrail'in ihlalleri var. Tüm bu sorunların çözümü konusunda biz sadece eleştiri yapmıyoruz, tepki vermiyoruz, adım atıyoruz. İnisiyatif alıyoruz, öncülük yapıyoruz ve önümüzdeki süreçte de bu tavrımız, bu tutumumuz devam edecek. Doğu Akdeniz'de yine biliyorsunuz bugüne kadar Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün haklarını gasp etmeye çalışan ülkelerin attığı adımlara karşı biz de adımlar attık. Ama sonuçta şunu da söyledik, biz hakça paylaşımdan yanayız ve bunun için de tüm ülkelerin katılacağı bir konferans teklifinde de bulunduk Avrupa Birliği'ne. Yani sorunların çözümü konusunda sahada da adım atıyoruz ama aynı şekilde diplomasi yoluyla çözülmesi için de öncülük yapıyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde de bu bölgeye barışın gelmesi için, sorunların azalması için, tamamını çözeriz, hemen çözeriz diye bir iddiada değiliz. Hayatın gerçekleri var, real politik var. Gerekli adımlar atmaya devam edecektir. Evet, çok teşekkür ederim. Siz sordunuz, sual verdiniz. Vermediniz. Buyurun. Ladies last diyelim o zaman. Şimdi arkadaşlar, biraz önce söyledik, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının tamamının Azerbaycan'a verilmesiyle bu sorunlar çözülebilir ve anlaşmada da yine çok böyle detaylar yok da gördüğümüz anlaşmada, üçlü anlaşmadan bahsediyorum ve bu topraklardan çekilme konusu takvime bağlanmış. Tabii Karabağ'ın statüsüyle ilgili çalışmalar da önümüzdeki süreçte devam edecek. Ama
işgal edilmiş toprakların Azerbaycan'a verilmesi konusu takvime bağlandı. O sizin söylediğiniz tam küçük detaylar konusunda tabii ki Azerbaycan yetkilileri, kardeş Azerbaycan yetkilileri, arkadaşlarımız sizlere daha spesifik detaylar verebilir. Ama bu anlaşmaların ve atılan adımların nihai hedefi, tek hedefi bizim açımızdan işgal edilmiş toprakların geri alınmasıdır. Bugüne kadar sahada kahraman ordumuz, yani Azerbaycan ordusu gerekeni yaptı. Şimdi diplomasi yoluyla da takvime bağlanmış bir şekilde o toprakların tamamının geri alınması söz konusu. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyoruz.